bizi tarihe 100 yıl önceye götürüyor. Çok dikkatli izliyoruz. Satır aralarına çok dikkat ediyoruz. İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidarı ele aldı ve Sultan Abdülhamit'in menkul dairelerinin bütün mallarını el koydu. Yani aslında Musul Lozan'da kaybedilmişti. Çünkü petrol yani enerji kimin elindeyse 20. yüzyılın efendisi de odur. Evet, Musul çok tarihi bir şehir. İnsanlık tarihinde çok eski tarihlere tarihlenen bir şehir. Çok çeşitli halkların, dinlerin bir arada yaşadığı bir şehir. Mezopotamya'nın bereketli ovalarında kurulmuş, Çin nehir kenarında. Bundan onun ehemmiyetini arttırıyor. Bugün belki taş evleriyle turistik olarak insanlara hitap etse bile tarihte ciddi bir ticaret merkeziydi, yolların kesiştiği yerdeydi. Zaten Musul da o manaya gelir. Yolların birleştiği yer manasına gelir. İran'dan, Anadolu'dan, Kafkasya'dan gelen yollar, Arabistan'a doğru, Bağdat'a doğru giden yollar hep buradan geçiyor. Hele ki Bağdat'ın Abbasi İmparatorluğu'nun merkezi olduğu devirleri düşünürseniz Musul'un ehemmiyeti bir kat daha artıyor. Kerkük de böyle. Kerkük de Musul'a yakın, daha malum güneydedir. Fakat Kerkük'ün mimarisi belki kerpiç evlerle tarihi bir şehir orası da. Ama tarihi olarak hususiyetleri Musul'la aynıdır. Çok eski tarihlerde Müslümanların eline geçmiş bir şehir. Evet, Asurlular kurmuş. Yunus Peygamber'in şehridir Musul. Ama Kerkük, Süleymaniye hep beraber anılır. Zaten o vilayetin şehirleri bunlar. Hazreti Ömer zamanında fethedilmiş. Kerkük'ün bir ayrı ehemmiyeti vardır. Burada öteden beri Türkler yaşar. Ta Emeviler zamanında buraya Türkler yerleştiler. Ve o zamandan beri Musul bir Türk memleketidir. Anadolu'ya Türkler gelmeden önce Kerkük'te Türkler vardı. Bugünkü Türkler o Türklerin torunlarıdır. Kerkük'ün bir ehemmiyeti de buradan geliyor. Musul Osmanlılar tarafından fethedildi. Yavuz Sultan Selim tarafından fethedildi. Kerkük Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedildi. Yani 400 sene kadar Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Evet, Osmanlılar Musul'u bir vilayet yaptılar ve buranın 19. asrın sonlarına doğru burada petrol çıktı. O zamana kadar ticari bakımdan ehemmiyetli olan, ziraat bakımdan ehemmiyetli olan Musul, bu sefer petrol bakımından ehemmiyete haiz bir şehir vaziyetine geldi. 1888'de petrolün orada keşfedilişi. Osmanlı tahtında Sultan Abdülhamit oturuyor. İleri görüşlü bir padişah, herkesin teslim ettiği gibi. Petrolün ileride çok ehemmiyetli bir nesne olacağını anladığı için Musul petrol havzasını satın alıyor. Kendi mülkü haline getiriyor. Çünkü devlet mülkü olursa hükümetler, şahıs mülkü olursa şahıslar bunu olmayacak kimselere devredebilirler. Ve Sultan Abdülhamit burada petrol çıkarma imtiyazını Almanlara veriyor. Çünkü Bağdat Demiryolu'nu Almanlar üstlenmişti. Oradan geçtiği için Bağdat Demiryolu bu imtiyazı da Almanlara verdiler. Bu İngilizleri fevkalade endişelendirdi. O zaman dünyanın çok yerinde petrol çıkmıyor. Musul'da, Bakü'de petrol var. Her ikisi de İngilizlerin gözünü diktiği yerlerdi. Ve Almanlara bu imtiyazı vermesi İngilizleri çok kızdırdı. İngilizler Almanlarla anlaştılar. Bu Sultan Abdülhamit'in sonunu getirdi. Sultan Abdülhamit'in denge siyaseti böylece iflas etti. 1907'de anlaştıktan sonra ertesi sene Sultan Abdülhamit'in yetkileri elinden alındı. Bir sene sonra da tahttan indirildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidarı ele aldı ve Sultan Abdülhamit'in menkul gayrimenkul bütün mallarını el koydu. Gayrimenkullerine el koyunca Musul petrol havzası da ve Filistin'deki araziler de devlet arazisi haline dönüştü. Buraya kadar her şey normal. 1914'te Musul petrol imtiyazı İngilizlerin, Almanların ve Hollandalıların ortak olduğu bir şirkete verildi. Arkasından savaş çıktı. İngilizler Musul'u behemahal mutlaka ele geçirmenin peşindeydiler. Musul'un bir enteresan tarafı daha var. Osmanlı Devleti'nin son kaybettiği şehirdir. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandı. 3 Kasım'da İngilizler Musul'a girdiler. Son kaybedilen şehirdir. Bu aynı zamanda Türklerin, Ankara'nın ve İstanbul'un Musul üzerindeki hakimiyet taleplerinde temelini teşkil eder. Çünkü mütareke imzalandığı zaman herkesin elindeki toprak onundur. 3 Kasım'da işgal ettikleri için Musul'un normalde Türklere iade edilmesi lazım. Kerkük değil, Kerkük daha önce düşmüştü.
aşağıda olduğu için. Ama Musul'un Türklerde olması gerekiyordu. İngilizler buna aldırmadılar. Mütareke yaptıkları halde Musul'u boşaltmadılar. Bu da dediğim gibi Türkiye'nin taleplerine bir temel teşkil etti. Ve böylece İngiltere Musul petrollerine el koymuş oldu. Suriye, Filistin, Irak, Arabistan gibi Osmanlı toprakları parçalandı. Irak İngilizlerin hissesine düştü. Fransa buna ses çıkarmamanın karşılığı olarak Musul petrollerinden hisse aldı. Yani İngilizler onlara hisse verdiler. Almanların ve Hollandalıların var zaten. Büyük İngilizlerin Türk Petrol Şirketi, şirketin adı. Ama adı Türk sadece. Türklerin hiçbir hissesi yok. Turkish Petroleum Company. Ondan sonra Amerika dedi ki bir dakika, ben de aktörüm, bana da vereceksin. 1928'de de Amerika'ya hisse verildi. Böylece Musul petrolleri İngiltere, Hollanda, Almanları çıkardılar. Fransa ve Amerika'nın kontrolünde oldu. Bu şu demek, dünyanın siyasetini artık bunlar idare ediyor demektir. Çünkü petrol, yani enerji kimin elindeyse 20. yüzyılın efendisi de odur. Bugün de aynı şey devam ediyor. Musul petrolleri elden çıktı. Fakat biraz evvel söylediğim gibi Türkiye Musul üzerindeki taleplerini devam ettirdi. 1920 yılında Osmanlı Mebusan Meclisi, yani Osmanlı Parlamentosu, Misak-ı Milli adında tek taraflı bir beyanname neşretti. O da şudur, bugünkü Anadolu ve Trakya toprakları ve Musul Türk vatanıdır. Asla yeni yapılacak barış anlaşması da buradan vazgeçilemez. Yani bir deklarasyon yayınladı. Tek taraflıdır, bağlayıcı değildir ama Türklerin tekliflerini en azından nereye kadar dayanacaklarını gösteren bir belgedir. Musul o zaman Misak-ı Milli'nin içindedir. Ulusal ant demek Misak-ı Milli. Lozan Anlaşması'na gelmeden önce 1922 yıllarında Ankara hükümeti Musul'u işgal etti. Oradaki Kürtlerle anlaştı. Çünkü Musul'un İngilizler tarafından emniyetini bildiği için İngilizler bunu bize vermez diye oradaki Kürtlerle anlaştı. Oradaki Kürtler de Türk tarafını istiyor. Musul'da çok Kürt var. Arap daha fazla, Türk az. Kerkük'te Türk çok ama Kürt ve Arap da var. Süleymaniye ise Kürt ekseriyette olan bir şehirdir. Çünkü vilayet olarak düşünmek mecburiyetindeyiz burayı. Türkiye burayı işgal etti. Asker soktu, Kürtlerle anlaştılar. İngilizlere rağmen Süleymaniye düştü, Kerkük düştü. Tam Musul düşecekken Ankara askerlerini çekti. Ankara askerlerini çekince Kuzey Irak'taki Kürtler Ankara'ya güvenilmeyeceğini anladılar ve kendi başımıza bir plan yapmamız lazım istikbale dair dediler. Bu Türkiye'nin elini bir kere zayıflattı. Lozan'a gitti Türkiye'ye. Lozan'da Musul gündeme geldi elbette ki. İngiltere Musul'u vermemekte kararlıydı ve müzakereler bu yüzden kesildi. Rivayete göre 3 şart koşmuştu İngiltere. Hani gizli şartlar diyorlar falan. Böyle bir şey yok. Ama bu 3 şart, sözlü şart. Bir, halifeliğin kaldırılmasıydı. 2, Bolşevikliğin yani komünizmin yasaklanması. 3, Musul'dan vazgeçmek. Bu sebeple müzakereler kesildi. İsmet İnönü Türkiye'ye döndü. Eskişehir'de Reis Cumhur Gazi Mustafa Kemal ile görüştüler. Mustafa Kemal barış yanlısıydı. Ne olursa olsun barışın yanlısıydı. Ve Musul'dan da vazgeç, halifelikten de vazgeç, komünizmi de yasaklayacak, bu vaatleri kabul et, yeter ki barış yapılsın dedi. Ve bunun üzerine İsmet İnönü Musul'dan vazgeçmek, taahhüdünü kabul etmek karşılığında Lozan'a gitti. Fakat yine direndi Türk tarafı. Bu sefer İngiltere dedi ki, bunu biz kendimiz aramızda halledelim. Bu barışı engellemesin. Musul'suz bir barış yapıldı. Lozan Anlaşması, Musul maddesi yoktur. Musul, iki taraf kendi aralarında anlaşacaklar. Anlaşamazlarsa Cemiyet-i Akvam'a, yani o zamanki Birleşmiş Milletler'e havale edilecek. Bu ne demek? Birleşmiş Milletler bugün nasıl Amerika'nın elindeyse o zaman İngiltere'nin elindeydi. İngiltere'nin istediği bir çözüm demektir. Yani aslında Musul Lozan'da kaybedilmişti. Elde hala bir ümit var. Görüşmeye başladılar İstanbul'da. İki heyet, İngiliz ve Türk heyeti. Irak devleti kuruldu bu arada. Ama İngiltere protektorasının himayesinde, tam müstakil değil. Başına da Şerif Hüseyin Paşa'nın oğlu Faysal getirildi. İstanbul'daki müzakereler sarpa sardı. İngilizler Musul'da diretiyorlar. Türk tarafı dedi ki plebisit yapalım. Yani halk oylaması yapalım. Halk nereyi istiyorsa oraya bağlansın.
Hayır dedi İngiltere. Buranın halkı geri kalmıştır. Plebisit'ten falan anlamaz. Yani halkın çoğunluğu Türkiye'yi ister diye korktu ve plebisiti reddetti. Böyle olunca konferans dağıldı. Birleşmiş Milletler'e havale ettiler işi. Birleşmiş Milletler müzakereleri Cenevre'de devam etti. Birleşmiş Milletler bir rapor hazırlattı. İsveçli, Macar ve Belçikalı 3 kişiye, düşün burayı hiç bilmeyen, tanımayan 3 tane mütehassısa rapor hazırlattı. Rapor şu: Musul halkı bağımsız olmak istiyor ama şimdi bu mümkün değil. Onun için buranın İngiltere'ye bağlanması uygun olacaktır. Bu Türk tarafı bunun üzerine tekrar Kuzey Irak'a asker soktu. İşgal etti oraları. Fakat bu sefer İngilizler, Kürtler yardım etmediler. Çünkü biz gene yalnız bırakır Türkler diye. Yani giderlerse bu sefer İngilizler bizi mahveder. Kürtler bir taraf kaldılar. Kürtler bir taraf kalınca Türkiye fazla bir varlık gösteremedi. İngiltere ultimatum verdi. Ve Türkler askerlerini geri çektiler. Ve o tarihte bir anlaşma yapalım dediler. Bir sınır belli olsun aramızda. Birleşmiş Milletler henüz de anlaşma yapılmamış, bir sınır çizdi. Bugünkü Türk-Irak sınırıdır. Çok rasyonel ve realist olmayan bir sınır. Çünkü Suriye sınırı cetvelle çizilmiştir. Bu gülünç, trajikomik bir sınırdır. Filmlerde de işlendiği gibi evin ortasından geçtiği, tren yolunu ortasından geçtiği haller vardır cetvelle çizildiği için. Ama Suriye, Anadolu hududu düzdür. Irak hududu öyle değil, dağlık. Çok garip bir sınır. Bu sınırın bu şekilde çizilmesi hep bir problem doğurmuştur. Buna Belçika sınırı diyoruz. İsmet İnönü de dedi ki, biz dedi Musul'da barış istiyoruz. Musul bizim için mühim değildir. Bedava vermeyeceğiz Musul'u. Tazminat alacağız. İnanın ki devrimlerimizi gerçekleştirmek için bize Musul'dan daha önemlidir para. Dedi. Bu da o zaman için belki normal karşılanabilecek bir beyanat ama bir devlet adamının bir vatan toprağını, en azından vatan toprağı olarak görülen bir yeri bu şekilde para alıp vereceğiz, para bize daha çok lazım demesi enteresandır. Türk yakın siyasi tarihinin enteresan sözlerinden birisidir. Meclis karışmış, amme efkarı karışmış, Musul bizim canımız, feda olsun kanımız, herkes ayaklanmış. Yani Musul'a neredeyse herkes gidecek gibi bir durum var. Çünkü insanlar Musul'u vermek istemiyor. Çünkü Musul'un hem bir mazisi var, hem petrol var orada. Çok mühim bir durum. Bir de sizin dayandığınız bir hukuki temel var. Mütareke de bizim elimizdeydi. Bu kadar basit, sizin hakkınız yok. Ama tabii güçlü olanın sözü geçer. İki taraf tekrar müzakereye oturdular. Ve bu müzakere neticesinde Ankara Anlaşması diyoruz buna. Esas ismi hudut tayini ve münasebat-ı hasene-i hemcivari anlaşması, iyi komşuluk ilişkileri anlaşmasıdır. Bu 1926 tarihinde imzalandı Ankara'da. Anlaşmada bugünkü Irak hududu, yani Brüksel hattı kabul edildi. Dolayısıyla Musul, Irak devletinin bir parçası oldu. İngiliz himayesinde oldu. Burada Musul petrolleri de elbette ki İngiliz şirketinin elindedir. Bu arada zaten Irak hükümeti İngilizlere 75 yıllığına Musul petrollerini işletme imtiyazını verdi. 1925'ten itibaren sonra uzatıldı bu. Şöyle bir tavizde bulunuldu sadece. Musul petrollerinden Türk tarafına 25 yıl boyunca %10 hisse verilecek. Hatta Sir Percy Fox hatırlandı, diyor ki biz diyor şöyle bir şeyi kararlaştırmıştık hükümet tarafından. Türklere ebediyen %10 hisse verelim Musul petrollerinden veya 25 yıllığına %25 verelim. Hangisini kabul ederlerse. Türk tarafı yekten Musul petrollerinde biz 25 sene %10 istiyoruz deyince biz diyor hayretten ve sevinçten dudaklarımızı ısırdık. Doğru mu yanlış mı bilemeyiz ama İngiliz delegasyonunun beyanatı budur. Böylece Musul kaybedilmiş oldu. Nihai olarak bu amme efkarında tabii ciddi bir reaksiyon doğurdu. Ama o sırada çıkan Şeyh Said isyanına bağlandı bu. Ne yapalım dediler, Şeyh Said isyanı çıktı. İngilizler çıkarttı bu isyanı. Belki de onlar çıkartmadı ama belki de desteklediler. Biz o isyan yüzünden Musul'u alamadık diye bir gerekçeyle amme efkarı yatıştırıldı. Halbuki gerekçe bu değildir. Gerekçe İngilizlerin güçlü, Türkiye'nin güçsüz olmasıdır ve Musul'da petrol olmasıdır.
Petrol parasına gelince, hadi o da epey bir paraydı. 5,5 milyon sterlin tutuyor bu para. Yani normal rekolte devam etse petrol rezervi 25 yıl boyunca 5,5 milyon sterlin ödemeleri lazım. Bu parayı bölük pörçük ödediler Irak hükümeti muntazam olmayarak. Ve 30'lu yıllardan sonra bir daha ödemediler. Türk hükümetinin talepleri oldu fakat İngiltere reddetti. Sonra Irak müstakil olduktan sonra savaş, 2. Dünya Savaşı bittiği için yine veremedi. Böylece 1958 yılına kadar devam etti. 1958'de Maas rejimi, yani krallık devrildi. Arap milliyetçileri, junta rejimi kuruldu. Daha sonra Baas'a döndü bu. Artık bu talebi tamamen reddettiler. Yani Türkiye'nin bu talebini reddettiler. O zamana kadar bir görüşme devam ediyordu. Gidiyorlar, işte ikisini verelim, sulh olalım, yarısını verelim gibi bir müzakereler devam ediyordu. 1958'den sonra müzakereler de bitti. Fakat bu alacak, yani Irak'tan olan alacak, benim hatırladığım kadarıyla Turgut Özal zamanı 1985-86 bütçesine kadar hep bütçede duruyordu. Yani Irak'tan petrol alacağımız diye. Turgut Özal dedi ki artık kaldırın bunu, bu gülünç bir şey dedi. Her bütçede Irak'tan petrol alacağından bahsetmenin manası yok dediler. O zamanlar dedik ki hatırlarsınız belki Kuzey Irak'a girme gibi bir şey de vardı. Belki bununla da bağlantılı olarak Turgut Özal bunu söyledi. Yani bunu kaldıralım, zaten biz oraya gireceğiz, Musul petrollerinde hakkımız var. Orasını bilemem ve böylece Musul'la olan bütün irtibatta sona ermiş oldu. Kürtlerin hakim olduğu Kuzey Irak ister istemez Türkiye'nin hinterlandında bir devlettir. Bu kesif Arap Denizi içinde ne İsrail'in ne Kuzey Irak'ın tek başına yaşaması mümkün değildir. Türkiye ile müttefik olmadığı müddetçe. İsrail'in Türkiye ile iyi ilişkileri devam ettirmesi, sürdürmesinin sebebi budur. Yani Araplara karşı Türkiye'yi her zaman bir müttefik olarak beğense de beğenmese de kabul ediyor. Kuzey Irak'ta böyle. Hatta bazı amme efkarında ve gazetelerde Kuzey Irak'la İsrail arasında bir bağlantı. O da tamamen bu real politiğin bir neticesidir. Yani Kuzey Irak'ın İsrail'le ne alakası olabilecek ama yani kolay değildir. Arapların tekrar bir güç elde ettiği zaman burada Kuzey Irak'ta bir Kürt teşekkülünü boğmaması mümkün değildir. Yani Kuzey Irak her bakımdan Türkiye'ye muhtaçtır. Zaten oraya hakim olan Barzaniler bunu iyi biliyorlar. Tababaları zamanından beri Türkiye'yle iyi münasebetler kuruyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Kuzey Irak için Türkiye elzem bir güçtür. Kim ne derse desin. Irak bundan memnun olmayabilir belki. Türkiye için de Kuzey Irak ehemmiyetli bir yerdir. Çünkü orası Türkiye'nin, bu söz belki hoş değil ama, bir nevi arka bahçesidir. Pek çok Türk tüccar, müteahhit orada çalışıyor. Belki oranın emniyeti bakımından Türkiye'nin ehemmiyeti var. Bir de Türkiye'nin terör problemiyle Kuzey Irak'ın bir bağlantısı var. Ondan dolayı Musul, Kerkük, Süleymaniye, Erbil her zaman Türkiye için bir ehemmiyet merkezidir. Burası bir işgal etmek, ilhak etmek mevzubahis değil. Bu dünyada artık işgal ve ilhakın hiçbir ehemmiyeti yok. Milletler arası, devletler arası münasebetlerle insanların paralel hareket etmesi, beraber hareket etmesi mümkündür. Ben Kuzey Irak'ın ehemmiyetini her zaman muhafaza edeceğini düşünüyorum. Eğer Türkiye ve Irak bu haliyle kaldığı müddetçe. Petrol sadece kendisi değil, petrolün kimin elinde olduğu ve muslukların kime aktığı da bu devirde çok mühimdir. Yani Amerika Irak'ı işgal ederken kendisinin ülkesine petrol götürmek için gitmedi oraya. Onun petrolü zaten var. Muslukları kendisi ayarlamak istiyor. Rusya'nın da aynı şekilde petrolü var. Ama musluklar benim elimde olsun diyor. Çünkü bu dünya dengelerini bu şekilde ayarlıyorlar. Global güçlerin Kuzey Irak'ta da bir takım beklentileri var. Türkiye'nin politikasıyla her zaman örtüşmeyebiliyor. Örtüşmediği zaman işte o zaman milletler arası medya bunu gündeme getiriyor. Halbuki her zaman olan bir şeydir. Bu medyada biliyorsunuz bazı şeyler yıllarca devam eder ama o anda bir sırası gelir, bir zamanı gelir, o haber yapılır. Herkes de onun yeni olduğunu zanneder. Yani dediğim gibi Kuzey Irak'ta Türk askerinin varlığı şimdiye kadar zaten olan bir şey. Şimdiden sonra devam eder ama belli zamanlarda tansiyon yükseldiği zaman ayarlanır. Bu normal bir şeydir. Bunu çok büyütülecek bir mesele değil. Ama dediğim gibi Kuzey Irak'ta Türkiye'nin politikası global güçlerle dengeli bir şekilde ayarlanırsa böyle bir problem de yaşanmaz. Kuzey Irak'tan da bir Türkiye'nin beklentileri ve Kuzey Irak'ın da Türkiye'den beklentileri karşılanmış olur.